İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Yerli halkların haklarına ilişkin uzmanlık mekanizmasının 16. oturumu, militarizasyonun yerli halkların hakları üzerindeki etkisi. Dünyanın yerli halklarının dillerinin uluslararası 10. yıl, yerli halkların haklarına ilişkin uzmanlık mekanizmasının 16. oturumu. Batı Ermenistan Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan'ın Cenevre'deki Yerli Halklar Milletler Sarayı uzmanlık mekanizması ile yaptığı röportaj. Batı Ermenistan'ın evlatları Erik Avrahamyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Avrupa Parlamentosu Azerbaycan'ı Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi milletvekillerine rüşvet vermekle suçladı. Uluslararası Fizik Olimpiyatında 5 madalya. Bayan Başkan, bu benim ilk konuşmam olduğu için adaylık için sizi tebrik etmeme izin verin. Sekreterliğe, militarizasyonun yerli halkların hakları üzerindeki etkisi konusunda çalışmayı tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Bunun çok münasip bir konu olduğu hepimiz için açıktır. Bu konuda sekreterliğe gönderilen raporumun materyallerine dayanacağım. Geçen hafta Vilnius'ta yapılan toplantı ve Türk askeri aygıtının güçlendirilmesi kararı, Suriye, Irak ve Batı Ermenistan'ın işgal altındaki topraklarını bombalamak, diğer bir de işte tüm Küçük Asya ve Orta Doğu'nun tamamını ateşe vermek için kapının artık açık olduğunu gösteriyor. Bu, tüm yerli nüfusun yok edilmesine yol açacaktır. Bu nedenle uluslararası toplumun dikkatini örneğin Artsakh'ın, Karabağ'ın yerli Ermeni nüfusunu savunmak üzerine çekmek benim görevim. Başkanlığınızı, üye devletlerinizi ve özel raportörü talebimi dikkate almaya davet ediyorum. Ermeni Artsakh topraklarına 7 aydan uzun süredir devam eden Azerbaycan ablukası ve şimdi 2020 savaşından sonra tamamen tecrit edilmesi acil bir insani krize yol açtı. Her gün 120 bin Artsakh Ermenisi fiziksel imha, vatanını kaybetme, etnik temizlik, ikamet yeri ve toprağından yoksun bırakılma tehdidi altında yaşıyor. Durum her geçen gün daha da kötüleşiyor, kriz Azerbaycan'ın silahlı ablukası altında tıbbi bakıma erişimi olmayan tüm insanların hayatını tehdit ediyor. Uluslararası toplumun Artsakh'ın ayrılmasına ilişkin açıklamalarının pratik bir sonucu yok ve Azerbaycan insanlık dışı muamelesini ve Artsakh'a yönelik sınırsız etnik temizlik gibi suç politikasını sürdürüyor. Bugün 1920'den beri Batı Ermenistan Devleti'nin bir parçası olan, bunun kanıtı var, yerli toprakların yabancılar tarafından askerileştirilmesini önlemekten bahsediyoruz. Bunun planlanmış hedefi kutsal topraklarını gasp etmeye devam etmek için yerli Ermenilere yönelik soykırımı, Arminosidi sürdürmektir. Bütün bunlar derhal durdurulmalı ve Azerbaycan, devletimizin tanınması ve askeri güç kullanımını ve yerli halklar da dahil olmak üzere halkların yok edilmesini yasaklayan Birleşmiş Milletler şartı uyarınca işgal ettiği yerli halkların tüm topraklarından çekilmelidir. Hiçbir devlet cezasız bir şekilde yerli halkı öldürmemeli. Teşekkürler Sayın Başkan. Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı. Bayan Başkan, Uluslararası Yerli Halkların Dilleri 10. yılı için küresel eylem planının inancı kimseyi görmezden gelmemek ve kimseyi dışlamamak ise o zaman Batı Ermenistan'ın yerli Ermeni nüfusu 100 yılı aşkın bir süredir uluslararası hukuka göre kendilerine ait olan toprakların yasa dışı işgali sonucunda baskı altında kaldığında ne olur? Genetik kaynaklardan biri olan dilin canlılığını etkileyen işgal, Ermeni lehçelerinden biriyle konuşan soykırım, Arminosit programını çerçevesinde imha savaşından sağ kurtulan 7 ayı aşkın süredir tam abluka altında olan 120 bin nüfuslu Artsakh'ın yerli halkı Türk-Azerbaycan birlikleri tarafından işgali plana göre yok edilirken nasıl davranmalıyız? Soykırımın, Arminosid'in dilin yok oluşunun nedenlerinden biri olduğu gerçeği göz önüne alınmadan, dilsel ifademizde bir iz bırakan toprak gaspını kökten sökmeden, bir etken olarak görmeden yerli halkların dilleri konusu ele alınamaz. Küresel eylem planı, dillerinin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan, bunu yapma hakkı ve sorumluluğuna sahip olan, değişim aracı olarak yerli halkların seferber edilmesinden bahseder.
Bu bağlamda uzmanlık mekanizmasından sunmaya hazır olduğumuz projeler çerçevesinde Batı Ermenistan'ın Ermenice dilinin ve Artsakh Ermeni lehçesinin gelişimini desteklemek için özel prosedürler uygulamasını istiyoruz. Yerli halkların hala var olan dillerinin bir listesini yapmak ve kendi dillerini ana dili olarak konuşan her birinden Birleşmiş Milletler Bildirgesini ana dillerine çevirmesini istemek de ilginç olacaktır. Ermenice'ye çevrilmiş olan Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları Bildirgesini de size göndermek isteriz. Dikkatiniz için teşekkürler. Lidya Margosyan, Batı Ermenistan Dışişleri Bakanı. Bugün dünyada Artsakh'ın yerli Ermeni nüfusunun hakları konusunun uluslararası arenada ön plana çıkaran tek hükümet bizim yapımız ve sivil toplum örgütümüzdür. Merhaba, bugün İnsan Hakları Konseyi'nin salonu Cenevre Milletler Sarayı'ndayız. Burada Batı Ermenistan Ermenileri Meclisi ve Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Yerli Halklar Uzmanlık Mekanizması'nın 16. oturumu çerçevesinde konuşmalar yapacak. Uzmanlık mekanizmasının çeşitli konulardaki gündemi, Batı Ermenistan Ermenilerinin haklarını uluslararası toplum nezdinde duyurmayı amaçlıyor. Bugün özellikle militarizasyonun yerli halkların hakları üzerindeki etkisinden bahsediyoruz. Batı Ermenistan Ermenileri Meclisi ve Konseyi'ni temsil eden Başkan Armenak Abrahamyan, militarizasyonun bu etkisinin özellikle Artsakh nüfusu için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu açıklığa kavuşturan bir konuşma yaptı. Yine de Artsakh nüfusunun yerli bir halk ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan haklara sahip olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu bağlamda Artsakh topraklarının 1920'de tanınan ve devam eden devleti Batı Ermenistan olan Ermenistan'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatmak önemlidir. Bu bağlamda Artsakh halkı kendi hakkını savunabilir ve biz de bunu yapmak ve adını uluslararası mahkemelere taşımak için buradayız. Devlet yapımız ve sivil toplum kuruluşumuz bugün dünyada uluslararası arenada Artsakh'ın yerli Ermeni nüfusunun haklarını savunan tek kuruluştur. Konu olgunlaştı çünkü Artsakh halkının 7 aydan fazla bir süredir kuşatma altında olduğu biliniyor ki bu sadece halk için değil şu anda etkilenen tüm Ermeni halkı için kabul edilemez bir durumdur. Uluslararası toplum o konuşmayı duydu. Bu sorunları bir an önce çözmek için diplomatik düzeyde çalışıyoruz. Devletlerin askeri aygıtlarını bu şekilde geliştirebileceklerini düşünmek imkansız. Azerbaycan ve Türkiye'nin artan militarizasyonunun sadece Batı Ermenistan toprakları için değil, aynı zamanda Yakın ve Orta Doğu için de sonuçlar doğuracağı malum. Böylece dikkatinizi bu konuya çekiyoruz çünkü tırmanış kapıda ve mümkün olan en kısa sürede bunu frenlemek gerekiyor. Erik Abrahamyan 2 Kasım 2001'de Armavir bölgesi Armavir şehrinde doğdu. 5 yaşından itibaren spor yapmaya başladı. Kuralsız dövüş, futbol, güreş ve Çin boksu. Ayrıca Armavir bölgesindeki kayıp özgürlük savaşçılarının yakınları sivil toplum kuruluşu Arziv 13 adlı özel amaçlı bölüğün üyesiydi. Ternopil Ulusal Ekonomi Üniversitesi'nde Finans, Bankacılık ve Sigortacılık bölümünün 2. kursunda okudu. Erik 2019'da eğitimini yarıda bırakarak askere alındı. Artsakh Cumhuriyeti Martuni bölgesinde hizmete girdi. O bir topçuydu. 2. Artsakh Savaşı'nda düşmandan 50 metre uzakta olan Martuni'nin 146. siperinde bulunuyordu. Bir topçu olarak doğru hesaplamaları ve hızlı yönelimi sayesinde düşmana birçok ezici darbe indirerek insan gücünü ve teçhizatı yok etti. Doğum günü olan 2 Kasım'da Erik, ailesi ve tüm akrabaları ve arkadaşlarıyla son kez konuştu. Erik, doğum gününün olduğu 2 Kasım gecesi sabah saat 3'te şiddetli çatışmaların yaşandığı Martuni 2 konumuna götürüldü. Topçu olmasına rağmen arkadaşları onun mükemmel bir göz ölçüme sahip olduğunu ve isabetli bir nişancı olduğunu söylediler. 3 Kasım'da ağır yaralandı. Arkadaşları ona yardım etmeye çalıştığında onların canını kurtarmak için şöyle dedi. Çocuklar kaçın, siz gidin, söyleyin gelip beni buradan alsınlar. Ne yazık ki bu Erik'in son sözü ve nefesiydi. Erik 3 Kasım'da şehit düştü. Ölümünden sonra cesaret madalyası olan savaş hizmetiyle onurlandırıldı ve daha önce Uluslararası Güvenlik Şövalyeleri Akademisi tarafından
Büyük Dikran Madalyası, Ermenistan Cumhuriyeti 1. Kolordu STK'sından Savaş Açığı Madalyası, Kayıp Özgürlük Savaşçıları Yakınları Kamu Örgütü'nden Arziv 13'ün Anma Madalyası ile onurlandırıldı ve birçok onur ve teşekkür mektubuna layık görüldü. Ermeni Vortan Garmir, 6.-9. yüzyıllardaki Arap istilaları sırasında yaygınlaştı. İyileştirici özellikleri, göz kamaştırıcı ve zevkli olması nedeniyle doğunun mucizesi olarak adlandırıldı. Kırmızı boya kraliyet ve Katolik mühürleri için kullanıldı. Bununla kraliyet elbiselerini boyadılar. Gençleştirici ve cilt koruyucu yağlar yapmak için kullanıldı. Yüzü kırmızı yapmak için Vortan Garmir'in kullanıldığını kanıtlayan korunmuş anılar mevcut. Bu boya tıpta da yaygın olarak kullanılıyordu. Ateş düşürücü, antiseptik, iltihap önleyici olarak kullanılmıştır. 15. yüzyılda büyük Ermeni doktoru Amir Dovlat Amasyatsi bir eserinde bu boyanın özellikleri hakkında ilginç bilgiler aktarmıştır. Boya, minyatür, duvar resmi ve halı yapımında da kullanılmıştır. Dünyanın bozulmamış en eski halısı olan Altay bölgesinden 4500 yıllık Bazırık halısı da Vortan Garmir ile süslenmiştir. Şimdi bile Ermeni kiliselerinin duvarlarında, oymalarda kullanılan kırmızının solmayan izlerini görebilirsiniz. En iyi örnekleri arasında Ahtala ve Kobayr Manastır kompleksinde korunan minyatürler bulunmaktadır. Avrupa Parlamentosu'nun Bakü'de atıfta bulunan şeffaflık, hesap verilebilirlik ve yolsuzlukla mücadele kuralları reformu önerilerine ilişkin 13 Temmuz'da kabul edilen kararı yayınlandı. Armen Press'in haberine göre diğer ülke ve kuruluşlar tarafından işlenen ihlallerin yanı sıra kararın maddeleri arasında Bakü'nün Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi milletvekillerine karşı geniş çaplı nüfuz ve yolsuzluk konusunda ciddi şüphe uyandıran eylemlerde bulunduğu da belirtiliyor. Azerbaycan'ın seçimlerle ilgili soruşturmayı engellemeyi başardığı ve insan hakları ihlallerini örtbas ettiği de kaydedildi. Batı Ermenistan hükümeti 2020'deki 44 günlük savaşın hemen ardından Bakü'nün Batı Ermenistan'ın bir parçası olan Artsakh'a ve halkına yönelik Ermeni soykırımcı ve saldırgan politikasını kınadığını hatırlatır. Bakü yetkililerinin başka halkların topraklarında yaratılan yasa dışı bir yapı olduğu ve bugüne kadar zorla asimilasyon politikasını sürdürdüğü tüm insanlık tarafından bilinmektedir. Bakü tarafından yayınlanan nüfus sayımının resmi verilerinde Laz, Taliş, Tatar, Kürt veya Ezidiler yoktur. Bakü'nün kurulduğu günden yani 1918-1919'dan 1989'a kadar ve bugün bile katlettiği bölgenin yerlileri olan Ermenilerden söz edilmiyor. Bakü'nün planı artık işlemez durumdadır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti artık aktif adımlar attı ve birçok kez belirttiğimiz gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Şuşi halkı tarafından Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'a verilen vekaletnameye dayanarak Bakü aleyhine yasal işlem başlattı. Avrupa Parlamentosu'nun bu kararı bunun açık bir kanıtıdır. Japonya'nın başkenti Tokyo'da 80'den fazla ülke temsilcilerinin katıldığı 53. Uluslararası Fizik Olimpiyatı 10-17 Temmuz tarihlerinde mevcut formatta düzenlendi. 5 öğrencinin yer aldığı Ermenistan Cumhuriyeti takımı 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Politeknik Üniversitesi'ne bağlı lise 12. sınıf öğrencisi Hovsep Karabetyan gümüş madalya, Şahinyan'ın adını taşıyan Fizik Matematik Özel Okulu'nun 12. sınıf öğrencileri Arek Barseryan, Maria Arakelyan, Vyacheslav Bedrosyan ve 11. sınıf öğrencisi Arsen Ahayan ise bronz madalya kazandılar. Takım, Şahinyan'ın adını taşıyan Fizik Matematik Özel Okulu'nun öğretmenleri Bilor Kurkinyan ve Hrant Topçan tarafından yönetildi. Olimpiyat, deneysel ve teorik aşamalarda gerçekleştirildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Van Ermenilerinden ve genel olarak Vaspuragan Eyaleti Ermenilerinden devralınan ve Agung adlı topluluk tarafından seslendirilen Alaycı Dans Eşbat Vagan adlı eseri sunuyoruz. Min partenik min sambulik çoştrani na na na. İşudan çiğer gupancik çoştrani na na na. Min
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.